Son seansa karşınızdayız. Son seansta birinci bölümde Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş bizimle birlikte olacak. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Malum, üniversite sınavlarını geride bıraktık, tercihler yapılıyor. Artık tercih aşamasında öğrencilere bir şekilde yol göstermek lazım. Elbette üniversite sınavlarının bir etüdünü de yapacağız. Çünkü üniversite sınavlarında bu yıl sıfır çekenlerin oranı geçen yıla göre daha fazla. Ayrıca genel başarı ortalaması da daha düşük. Bir PISA değerlendirmesi yapmak gerekirse, geçtiğimiz yıldan bu yıla öğretim sisteminde daha da kötüye doğru giden bir süreç var. Bu sürecin elbette sebeplerini de konuşacağız. Bu arada öğrenciler eğer ekran başındalarsa tercih konusunda neler yapmaları gerektiğine dair bazı ipuçlarını da sizinle paylaşacağız. Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş'le konuşacağız. İkinci bölümde Kerem Ökten'le konuşacağız. Hava tahmin uzmanı. Bildiğiniz gibi yarın ve yarından sonra Türkiye genelinde pek çok bölgede hava sıcaklıkları öngörülen rakamların ya da oranların çok çok üzerine çıkacak. Zaten yoğun bir dönem yaşıyoruz. Yani 15 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar Eyyam-ı Bahur dediğimiz en sıcak günleri yaşıyoruz. Bu en sıcak günlerin en sıcak olan bölümü de şu anda önümüzdeki hafta içinde. Yani yarın, yarından sonra ciddi bir kavurucu sıcak geliyor. Buna karşı hem önlem almak gerekiyor hem de nerelerde ne tür bir hava koşulu var bunları konuşacağız. Birinci bölümde tekrar etmek gerekirse tercih yapan öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiğine değineceğiz. Hangi bölümlerin daha çok tercih edilmesi gerektiğine yer vereceğiz. Ayrıca eğitim mi zor, tercih mi zor? Bu ikisi arasında bir dilemma var. Bu dilemmayı konuşacağız. Burs imkanlarını ele alacağız. Bursa ulaşabilmenin yolları eskisine göre daha zor. Erasmus'u konuşacağız. Öğrenci değişim programı, öğrencilerin yurt dışına gidiş gelişleriyle ilgili süreçlere bakacağız. Ve bu arada mezunların mezun olduktan sonra iş bulabilme imkanları ile ilgili de bazı noktalara değineceğiz. Hangi üniversiteler, hangi fakülteler insanları daha çok iş sahibi yapıyor, buna bakacağız. Üniversite sınavları sonuçları açıklandı. Artık tercih aşamasındayız. Dolayısıyla sınavdan daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tercihte de yanlış yapmamak lazım. Tabii sınava hazırlanmak çok uzun bir maratonu gerektiriyor. Tercih süresinde de bu maratonun sonuçlarını alacağız. Yani meyvelerini almak durumunda öğrenciler. Bu bakımdan hassasiyetle hem rehber öğretmenler nezaretinde hem öğretim elemanları nezaretinde hangi bölümleri nasıl tercih etmeleri gerektiği konusunda ciddi bir süreç var. Bu süreci konuşacağız. Şu anda Skype hattımızda Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş var. Harun Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli Ali Bey, birkaç yıl sonra tekrar aynı yayında buluştuk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben de çok mutluyum hocam. Çok uzun yıllar sonra. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Önce biraz kendi fakültenizden bahsetmenizi rica ediyorum. Sonra çok bol vaktimiz var. Yaklaşık 40 dakika boyunca konuşabilecek durumdayız. O yüzden her şeyi konuşmaya hazırız. Sadece Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile ilgili, çünkü Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir fakülteden bahsediyoruz. Ne tür bir eğitim programınız var? Nasıl bir müfredatla çalışıyorsunuz? Hangi öğrencileri alıyorsunuz? Öğrenciler mezun olduktan sonra ne tür işlerde çalışabiliyorlar? Yani sizin anladığım kadarıyla fakültenin sunduğu imkanlar aslında sonsuz. Herhangi bir sıradan fakültenin sunabileceği imkanların dışında bir aynı zamanda bir hayat perspektifi de sunduğunuzu düşünüyorum. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Önce bu yayın için ve davetiniz için. Uygulamalı Bilimler Fakültesi, biliyorsunuz ki Avrupa ülkelerinin çoğuna baktığınız zaman üniversiteler 3 gruba ayrılıyor. Birincisi araştırma üniversiteleri, ikincisi teknik üniversiteler, üçüncüsü uygulamalı bilimler üniversiteleri. Avrupa'da çok sayıda uygulamalı bilimler üniversitesi var. Türkiye'ye gelince de Türkiye'de biz Ankara Üniversitesi'nde uygulamalı bilimler fakültesini kurarken devlet üniversitelerinde uygulamalı bilimler fakültesi yoktu. Bir vakıf üniversitemiz de vardı. Bugün 70 dolayında uygulamalı bilimler fakültesi ya da yüksek okulu var. İki de uygulamalı bilimler üniversitesi var. Uygulamalı bilimlerdeki mantık şu. Teorik bilgi üretiliyor üniversitelerde. Bu teorik bilgi işte mühendislikte, fende ve sağlık bilimlerinde, tarım bilimlerinde, diğer birçok alanda teorik bilgiler üretiliyor. Uygulamalı bilimlerden beklenen şey bu teorik bilgiyi acaba uygulamaya nasıl taşıyabiliriz? Yani araştırmayla uygulama arasında bir köprü olsun, köprü disiplin olsun isteniyor. Onun için uygulamalı bilimler fakültelerindeki ders programlarının önemli bir kısmı teori artı uygulamadan oluşuyor. İkincisi, bu dersleri veren öğretim kadrosu. Bu dersleri veren öğretim kadrosu da uygulama alanında belli bir tecrübeye sahip olsun. Hatta Alman üniversitelerinde şöyle bir şey var. Sektörde 4 ya da 5 yıl çalışmamış olanlar uygulamalı bilimler üniversitelerinde profesör kadrosuna tayin edilmiyorlar. Türkiye'de henüz böyle bir düzenleme yok ama Türkiye'de bu tip düzenlemeleri tabii çok yakından, kaliteyi çok yakından takip eden YÖKAK gibi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulları gibi kurullar var. Belki önümüzdeki zaman diliminde Türkiye'de böyle düzenlemeler gelebilecek. Evet. Şu demek oluyor değerli Ali Bey. Şimdi üniversiteden öğrenci mezun oldu. Fakat iş dünyasından kopuk, kamu sektöründen kopuk. Diplomayı aldıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Ben nerede iş bulabilirim? Başlıyor bir KPSS maratonu. 3 yıl, 5 yıl KPSS maratonunda olan öğrenciler var. Ve 3. 4. yılın sonunda belki de istediği puan alıp istediği yere yerleşemediği için tamamen bambaşka eğitim aldığı alanın dışında bir alanda çalışmaya başlayan çok sayıda Türk genci var. Bu şu demek oluyor. Demek ki biz eğitim sırasında öğrencileri yeterince kamu sektörü, özel sektörü alıştıramıyoruz. Yani bunlara bir kariyer planını kendimiz kendilerinin hazırlamasına imkan sağlayamıyoruz. Öğrenci kamu sektörü ve özel sektörü yeterince inceleyememiş oluyor. Kariyer planı yapamamış oluyor. Ve kendisi için mezuniyet sonrası nasıl bir iş alanında konumlanması gerektiğini yeterince planlayamamış oluyor. İşte Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri bunu aşıyor. Nasıl aşıyor? Mesela bizim fakültemizdeki bölümlerde genellikle ikinci sınıfın sonunda 50 iş günü staj, üçüncü yılın sonunda ya da altıncı yılın sonunda, üçüncü sınıfın sonunda 50 iş günü staj, ara dönemlerde stajlar, Erasmus ve değişim programları ve dersler, teori artı uygulama, derslerin %30-40'ı uygulama derslerinden oluşuyor. Her hafta cuma günü saat 3-6 arasında sektör semineri adı altında bazen bir bakan, bazen belediye başkanı, bazen bir banka CEO'su veya bankalar birliği başkanı, bazen bir Avrupa Yatırım Bankası ya da uluslararası banka CEO'su bunları konuk ettiğimiz, öğrenciyle kamu sektörü, özel sektör liderini buluşturduğumuz günler oluyor. Kariyer günleri ve diğer mesleki gelişim günleri bunun üzerine geliyor. Yani öğrenci eğitim sırasında kendisine nasıl bir gelecek kurgulaması gerektiğini, nasıl bir kariyer planı yapması gerektiğini öğreniyor. Bu önemli bir avantaj. Çünkü buna göre kendisini yetiştiriyor, buna göre stajını yapıyor. Stajların birisi kamu sektöründe olursa diğerinin özel sektörde olmasına özen gösteriyoruz. Biri para ve sermaye piyasalarındaysa diğeri sektörün başka taraflarında olmasına özen gösteriyoruz ve bunlar planlanıyor. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne gelince burada esasında butik bir fakülteden bahsediyoruz. 3 bölüm var. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul gelişme yönetim bölümü. İlk defa eğitim açıldı 2007 yılında. Lisans üstü seviyede. Lisans programına ilk 2016 yılında öğrenci aldı. 4. mezunluğunu verdi. Bir diğer bölümümüz aktüerya bilimleri bölümü. Türkiye'de çok fazla bilinen bir bölüm değil. Bu bölümde 2017 yılında öğrenci aldı ve 3. mezunluğunu verdi. 3. bölümümüz lojistik yönetimi. Özellikle COVID sonrası dönemde ve afet sonrası, deprem sonrası dönemde afet lojistiği ya da ne bileyim kent lojistiğini çok iyi tartıştığımız bir zaman dilimini yaşıyoruz. Çünkü COVID bize gerçekten kent içinde lojistik yatırımlar ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birçok siparişlerimiz zamanında yerine teslim edilmedi. Arz zinciri yönetimi ne kadar önemli olduğunu gördük. Veya afetten sonra afet bölgesine malzemeleri ulaştırmak, yardım malzemeleri ulaştırmak veya yaralılar ve diğerlerini afet bölgesinin dışına taşımakta ne kadar önemli işler yapmamız gerektiğini görmüş olduk. Dolayısıyla 3. bölümde henüz öğrenci yok. Bu yılda öğrenci almayacağız.
2 bölüm öğrenci kabul ediyoruz. Gayrimenkul gelişme yönetim bölümümüze eşit ağırlık puanlı öğrenci alacağız. 70+2 kontenjanımız var. Aktüerya bilimleri bölümü öğrencisi, bölümümüze ise sayısal puanlı öğrenci alacağız. 60+2 öğrenci de bu bölüm alacağız. Şu anda bu bölümlerin bütün kademedeki eğitimleri açık. Lisans, yüksek lisans, doktora sonrası araştırma açık. Değişim programları var. Erasmus ve diğer değişim programları var. Öğrenci isterse mezuniyet eğitimi sırasında veya mezun olduktan sonra bir yıl süreli staj programları var. Ama başka bir şey daha var. Biz Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak 40'a yakın kamu kuruluşuyla ve özel kuruluşla işbirliği anlaşması yaptık. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, değerli kuruluşları, bankalar, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar. Bunlarla, bu bütün kuruluşlarla araştırma eğitim işbirliği anlaşması yaptık. Bunun bize sağladığı avantajlar var. Bu sağladığı avantajlar hem staj kolaylığı sağlıyor, hem birlikte çalışmamızı sağlıyor. Araştırma eğitim, danışmanlık konularında birlikte çalışmamızı sağlıyor. Bu arada tabii GİODER gibi, Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği gibi derneklerle yaptığımız anlaşmalar var. Bunlar içinden bir tanesini özellikle söylemem lazım. Mesela Ankara Üniversitesi ile GİODER arasında yapılan anlaşmaya göre mezunlarımız mezuniyet sonrası bir yıl kurumsal şirketler ve GEO'ların iş geliştirme, proje geliştirme, proje pazarlama ve diğer departmanlarında bir yıl süreli çalışma imkanına kavuşuyorlar. Mezunları birlikte seçiyoruz. Bir komisyonumuz var. Bir yıl çalıştıktan sonra bu şirketlerde başarılı olurlarsa eğer, her iki taraf şirket ve istihdam edilen mezunumuz uygun bulursa şirketlerde çalışmaya devam ediyor. Geçen sene uygulamaya koyduk. Şunu söyleyebilirim. Şu anda Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinden mezun olanların ortalama 6 ay içinde iş bulma oranı 170'e yakın. Gayrimenkul gelişme yönetim bölümünde bu oran %90'ın üzerinde. Aktüerya bilimlerinde ise bu oran biraz daha düşük. Çünkü orada daha az istihdam imkanı var ama biz de bu istihdam imkanlarını zorlamaya, kamu sektörü, özel sektörde zorlamaya çalışıyoruz. Bizim bölümlerimiz bütün kamu kuruluşlarında, bütün belediyeler, bakanlıklar, hatta bütün şirketler, bütün bankalar, finansal kuruluşlarda iş yapabilecek data analisti, veri analizi, risk yönetimi, risk analizi, gayrimenkul varlık yönetimi, değerlemesi, finansı, yatırım analizleri yapabilecek mezunlar ve Türkiye'nin ihtiyacı olan mezunları yetiştiriyoruz. Harika, çok güzel anlattınız. Üçüncü bölüme neden öğrenci henüz almadınız hocam? Yani teknik sebeplerden dolayı mı, yoksa hani kuruluş hazırlıkları bugüne denk geldi? Bundan sonraki yıllarda mı almayı planlıyorsunuz? Yani lojistik sektörüne neden acaba şu ana kadar giriş yapılmadı? Lojistik sektörüne giriş yapamamız esasında enteresan. Değerli Ali Bey, bakanlıklar Ankara'da. Ankara önemli bir lojistik merkezi olmaya aday. Çünkü İstanbul'dan yükünü alan tren, demiryolu Ankara ve Çin'e ulaşıyor. Yine tabii. Ankara'dan bir yük treni Avrupa'nın en ücra köşelerine ulaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara'da. Kuruluşlar Ankara'da. Ankara'da bir lojistik yönetim bölümü yok. Sadece Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde var. Orada da öğrenci yok. İki problemimiz var. Bir, mekanla ilgili problemlerimizi çözebilmiş değiliz. İki, öğretim kadrosunu henüz oluşturamadık ve bunu da kısa sürede oluşturup inşallah üniversite rektörlüğümüz ve yüksek öğretim kurulumuzun onayıyla buraya da öğrenci almayı hedefliyoruz. Evet. Biraz önce aktardığınız bilgilerde memnuniyet verici hususlardan bir tanesi işte mezunların iş bulabilme imkanları, yani iş sahibi olabilmeleri çok yüksek bir oran, yani şeyde 90'ların üzerinde, ötekinde ortalamada galiba Paçal %60'ın üzerinde bir şey var. Bu memnuniyet verici, yani üniversitelerin şu anda belki de karşı karşıya bulundukları en önemli sorunlardan bir tanesi işte diploma verip ama iş sahibi yapmayan üniversiteler var mesela pek çok yerde maalesef. Dolayısıyla bu handikapı aşmış oluyorsunuz. Şimdi bize biraz bölümlerin ders programları ve müfredatı ile ilgili bilgi vermenizi rica ediyorum. Gayrimenkul değerlemedeki öğrenciler hangi dersleri alıyorlar? Yani tek tek bütün dersleri saymanız belki mümkün olmayabilir ama önemli konulara girmenizi rica ediyorum. Aktüerya'da hangi dersleri alıyorlar? Yani aktüerya bölümünü bitirenler hem bankacı olabiliyor, hem sigortacı olabiliyor ve işte kurumsal risk ajanslarında çalışabiliyorlar. Pek çok yerde kurumsal değerleme yapan, yani kredi derecelendirme yapan kuruluşlarda da çalışabilme imkanları var. Çok değerli bir bölüm olduğunu biliyorum ben, aktüeryanın özellikle. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bir bölüm olduğunu biliyorum. İki bölümün dersleri, ders notları ve sizin müfredata koyduğunuz bilgiler çerçevesinde nasıl bir bütün oluşturduğunu anlatmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ben önce bir şey söylemek isterim. Bugün İstanbul, şu anda yayını yaptığınız Türkiye'nin güzide şehri, ticaret merkezi, dünya şehri, dünyanın her tarafındaki insanların gıpta ettiği şehirlerden bir tanesi ve birçok yabancı yatırımcının yatırım yaptığı yer.
Ve biz İstanbul'da yaklaşık 1 milyona yakın yapı stokunun, konut stokunun dönüşmesi gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'nin toplamına bakarsak eğer yaklaşık 7 milyon yapı stokunun dönüşmesi gerektiğini söylüyoruz. Kim dönüştürecek bunları? Kim bunları değerleyecek? Kim bunlara finans bulacak? Kim malikle uzlaşma görüşmelerini yapacak? Kim gerekirse kamulaştıracak? Kim proje yönetim süreçlerini yapacak? Ve en sonunda işte bunların iskanlarının yapılması ve vatandaşa dağıtılması. İşte bütün bu süreci esasını yöneten uzmanlar gayrimenkul gelişme yönetimi uzmanları. Türkiye'de yepyeni bir bölüm ve şu anda kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir tek bölüm Ankara Üniversitesi'nde var. Öbür tarafta da mesela bir havalimanı yapacaksınız, proje finansmanı. Boğaz Köprüsü yapacaksınız, proje finansmanı modelleri var. Herkes köy modelini tartışıyor. Fakat esasında bu modelleri çok iyi tartışamadığımızı görüyorum. Esasında bu modelleri tartışacak, bu modelleri işletecek uzmanları da yetiştiriyoruz. Bir şey söyleyeyim, proje finansmanı Türk üniversitelerinde bir tek gayrimenkul gelişme yönetimi bölümünde ders konusu olmuş. İlginç bir şey. Buna benzer daha birçok farklılıklarımız olduğunu söyleyebilirim. İstihdam oranına gelince 90 bence yeterli değil. Ben bu oranı mezuniyetten sonrası 6 ay içinde aldım. Fakültemiz genelinde baktığımız zaman %70 oranını 6 ay içinde, ilk 6 ay içindeki oranları veriyorum. Süre uzayınca bu oranlar biraz daha yükseliyor. Ama ben medyada bir şey görüyorum. İşte istihdam oranı en yüksek olan bölümler, istihdam oranı en yüksek olan üniversiteler veriliyor. Ne bölümlerimiz var, ne fakültemiz var, ne üniversitemiz var. Demek ki biz de kendimizi yeterince görünür yapmadığımız için bu tip yayınları canı gönülden kabul ediyorum. Bunu özellikle vurgulamam lazım. Yani Türkiye'de mekanı dönüştürmek için ve bunu finansal kesimle birleştirmek için risk yönetimi ve veri analizi, data analizi konusunun alanlarını güçlendirmek için bölümlerimize şiddetli ihtiyaç var. İlk eğitime başlayan bölüm olması hasebiyle gayrimenkul gelişme yönetim bölümüne baktığınız zaman bölümün derslerinin yaklaşık %25-30'u hukuk dersleri. Mülkiyet hukuku, işte sözleşme, anayasa hukuku, borçlar hukuku, icra iflas hukuku, para ve sermaye piyasaları hukuku, imar hukuku, inşaat hukuku gibi çok hukuk dersleri var. %30-35'e yakın mühendislik mimarlık dersleri, %25-30'u iktisad idari bilimler dersleri, diğer dersler de gayrimenkul özgü dersler. Derslerin işleyişine baktığımız zaman hem teori hem uygulama bir arada yürütülüyor. Ama en önemlisi öğrenci burada 3. ve 4. sınıfta kendi projesini kendi yapıyor. Gerçek dünyadan seçilmiş örnek olaylarda proje geliştiriyor. Projesini 10-15 kişiden oluşan jüri önünde savunuyor. Bu proje ve stüdyo dersleri bu programın olmazsa olmazları. Dolayısıyla program teori uygulama tam bir arada yürüyor. Bazı derslerde de özel sektörden, kamu sektöründen uzmanlar bizde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak çalışıyor. Dolayısıyla iş dünyasıyla üniversite arasında da bu yolda da bir bağ kurmuş oluyoruz. Gelelim aktüerya bilimleri bölümümüze. Biliyorsunuz ki aktüerya bilimleri esasında data analizinin bu kadar önemli olduğu, risk yönetiminin bu kadar önemli olduğu, para ve sermaye piyasaları ve uluslararası kuruluşlar kredileştirme ve kurumsal yönetimde çok önemli bir alanı dolduruyor esasında. Ama Türkiye'de hem birkaç üniversitede var. Birkaç 10 yıllık bir bölümden bahsediyoruz. İşte Hacettepe ile başlayan, diğer üniversitelerle başlayan. Burada işletme, iktisat, matematik. Bir ara kesitte bir alan alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bölümün derslerine baktığımız zaman matematik dersleri, istatistik dersleri, ekonometri, modelleme dersleri, finans dersleri ve risk yönetiminin diğer alanları, yatırım stratejileri derslerinin olduğunu görüyoruz. Böyle bakarsak eğer tam da sosyal güvenlik kuruluşu, özel hayat, bireysel emek, sağlık sigortası alanları ve veri analizi ve dereceleme kuruluşlarının ihtiyaç olan elemanları yetiştiriyoruz. Ancak tabii istihdam oranını yükseltmek üniversitenin doğrudan görevi değil. Ancak biz uygulama bilimler fakültesine şöyle bir şey kurduk. Bir güçlü bir mezun bilgi sistemimiz var. Mezun diplomasını aldığı andan itibaren bizim bilgi sistemine düşüyor. Biz belli aralıklarla bu mezunu arıyoruz. Ve bilgi işe yerleşti mi? Yerleştiyse nerede çalışıyor? Alanında mı, alanın dışında bir işte mi çalışıyor? Bu önemli bir şey. Başka bir şey, KPSS sınavında kamu görevlisi olmak isteyenler veya bankalar, finansal kuruluşlar, devlet kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında uzman yardımcısı olmak isteyenler, müfettiş yardımcısı olmak isteyenler, denetme yardımcısı olmak isteyenler, bunları da KPSS kurslarına yönlendirmek, bu yabancı dil yeterliliği için yabancı dil desteği vermek, bu yaptığımız önemli olaylardan bir tanesi. Bu tabii bizim istihdam oranımızı yükseltiyor. Öğrenci üniversiteden mezun olduktan sonra bizimle bağını kopartmamalı, kopartmıyor. En azından biz bunun koparılmadan sürdürülmesini sağlıyoruz. Böylece bir anlamda mezunlarımızı da sonraki dönemlerde tanıtım faaliyetlerimizde, kariyer günlerimizde yine öğrencilerimizin karşısına çıkartarak bir önceki dönem mezunu şuydu, şimdi örneğin uluslararası şu kuruluşta çalışıyor, şu bankada çalışıyor, şu değerleme kuruluşunda, şu GEO'da çalışıyor veya işte hazine taşımazların idaresini yapan kuruluşta çalışıyor, filanca belediyede çalışıyor, filanca kuruluşta danışman olarak görev yapıyor. Bunları bir gerçek yaşamdan bir kez olarak da
yeni öğrencilere, yeni mezun olacaklara da buluşturuyoruz. Bu da esasında bizim farklı dönemleri bir arada, farklı kuşakları bir arada buluşturmak ve başarıya giden bir yol. Ben şunu söyleyebilirim, bu iki bölümden mezun olanlar iş bulma ihtimali Türkiye'deki en yüksek bölümlerden birer tanesi. Ama bunlar içinde tabii gayrimenkul gelişme yönetim bölümü bir tane Ankara Üniversitesi'nde olması ve en önemlisi Türkiye'nin tek uluslararası akredite bölümü olması nedeniyle ve bütün belediyeler, bütün kamu kuruluşları, bütün GEO'lar, bütün bankalar ve finansal kuruluşlarda daha fazla istihdama imkan bulması, daha önce mezun olmaması nedeniyle daha fazla bir avantaj elde ediyor. Harika. Peki bir de öğrenci almadığınız lojistik bölümüyle ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. Orada ne tür dersler olacak, ne tür dersler vereceksiniz orada? Esasında lojistik, arz zinciri yönetimi. Ali Bey ürünü üretiyor, ben tüketiciyim. Ali Bey, ben COVID döneminde bir tahta sipariş ettim. Eve bir stüdyo kurmak istedik. Derslerimizi evden yapalım diye. Rahatça öğrencilerimiz, çünkü derslerimiz eğer sayısalsa tahtayı iyi kullanalım. Kamerayı buna göre ayarlayalım istedik. Benim tahta yaklaşık 3,5 ayda geldi Çorlu'dan hocam. Bu şu demek oluyor. Demek ki ürünü üretiyoruz ama dağıtımda ciddi sıkıntı var. Ben bu firmayı aradım. Neden bu kadar geç geldiğini sordum. Bana verilen cevap şu. Efendim, bizim depolarımız, üretim tesisleri Trakya'da, şu bölgede depolar Çorlu'da, Çorlu'dan Ankara'ya nakletmek bu kadar uzun. Bu küçük, kötü bir case olabilir. Ama şunu gördüm COVID döneminde. Bizim bütün lojistik depolar şehir dışındaymış. Kent lojistiği diye bir kavramı yeterince önemsememişiz. Arsa maliyeti ucuz olduğu için, inşaat maliyeti ucuz olduğu için lojistik yatırımlar genellikle uzak noktalarda kurmuşuz kentlere. Dolayısıyla Halbise bir çok sayıda alışveriş merkezi var. Bunların bodrum katlarının bir kısmı -5, -4, -6 depo olarak kullanılabilir, lojistik merkezi olarak kullanılabilir. Bu işlere yarayabilirdi. Yani arz zinciri yönetiminde ciddi bir problem var. Bu için bir tarafı. Bir başka tarafı kara ulaştırması, deniz ulaştırması, hava ulaştırması. Bir başka tarafı İpek yolu. Çin'den başlayan Avrupa'nın şu köşelerine kadar olan bir yol. Şu anda baktığımız zaman Türkiye tam da Asya ve Avrupa arasında bir geçiş noktasına, lojistik bir üst olmaya doğru giden bir yer. Giden bir lokasyon. Bu lokasyonda bu tipteki bölümler, lojistik yönetim bölümü ya da ulaştırma lojistik bölümü veya uluslararası ticaret ve finansman bölümü son derecede cazip bölümler. Ama biz tabii kuruluşumuzdan yaklaşık işte 8. yılımız olmasına rağmen bu bölümü yapılandırıp yeterince öğretim üyesi bulup başarılı olamadık. Dünyanın birçok üniversitesinde lojistik mühendisi, lojistik arz zinciri yönetimi, lojistik arz zinciri mühendisi gibi çok farklı bölümler var. Biz yapılanmayı buna göre yaptık. Hem ulaştırma dersleri, ulaştırma hukuku, dış ticaret, uluslararası finansman, arz zinciri yönetimi, optimizasyon, taşıma modelleri bir bütün olarak programı hazırladık. Ancak yeterince öğretim üyesi bulmak ve fiziksel mekanları tamamlamak konusunda biraz sıkıntılarımız oldu. Bunları da tamamlayacağız hızla. İnşallah önümüzdeki yıl, bir sonraki yıl bu bölümde ya da belki de ek yerleştirmede öğrenci almayı diliyoruz inşallah. Peki bu bölümün muadili var mı hocam? Başka bir üniversitede, başka bir fakültede Türkiye için soruyorum. Türkiye'de şu anda aktüerya bilimler bölümüne bakarsanız biz 5. kurulmuş bölümümüz, 5 tane bizim dışımızda 4 tane bölüm var. Var, muadilleri var. Lojistik yönetimine bakarsak eğer, lojistikte de 40'a yakın bölüm var ama isimler birbirinden farklı. Uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, hatta İstanbul'da ayrı bir fakülte var, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi diye, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı en eskilerden bir tanesi İstanbul Üniversitesi. Ama Ankara'da bir tane örneği yok. Umarım Ankara'da tek öğrencisi olmayan bölüm de bizde inşallah ilk defa da öğrenci bizim bölümümüz alır. Çünkü Ankara başkent, bakanlıklar, mekanlar, imkanlar burada. Böyle bir bölüme Türkiye'nin Ankara'da ihtiyacı var. Evet. Şimdi Türkiye tabii biliyorsunuz kara ulaştırmada Avrupa'nın en büyüğü, yani kara filoda belki de en büyüklerden en büyüğüz zaten. Denizde ve havada henüz o kadar büyük değiliz ve demiryolu taşımacılığında da o kadar büyük değiliz ama gerçekten kara filosu bakımından şu anda bütün Avrupa'nın yegane ülkesi konumundayız. Dolayısıyla sektörün aslında insan kaynağı sorunu var, onu görüyoruz. Ve sektörün insan kaynağını sektörün kendi içinden devşirerek yapabiliyorlar. Sizin bölümünüz belki bunu tersine çevirebilecek durumda. Hani öğretim üyesi bulamama meselenize gelince, işte sektörün kendisi zaten bu işin dersini verebilecek çok sayıda profesyonel de dolu. Belki oralardan yarı zamanlı, esnek zamanlı öğretim üyeleri tedarik edilebilir diye düşünüyorum. Tabii elbette YÖK, mevzuat ve benzeri şeyleri bilmiyorum. Yani onların bir engel olup olmadığını bilmeden soruyorum sadece. Bu yola girilerek öğretim üyesi temin edilebilir mi? Yani bir an önce harekete geçirmek bakımından.
Değerli Ali Bey, biz zaten fakülte olarak, üniversite olarak sektörün profesyonellerinden yarı zamanlı öğretim elemanı olarak yararlanıyoruz. Mesela bizim bölümümüzde yerel yönetimler dersini bir belediye başkanı veriyor. Doktorası var. Önceki altında belediye başkanımız Veysel Tiryaki Bey veriyor. Bizde bankacılık dersini bir banka CEO'su veriyor. Bizde aynı şekilde ulaşım ve lojistik yönetim bölümünde veya aktüel bilimler bölümünde. Örneğin sosyal güvenliği bir sosyal güvenlik daire başkanı veriyor. Buna benzer birçok alanda özel sektörden yararlanıyoruz. Veya örneğin gayrimenkul gelişme yönetimi bölümünde gayrimenkul ve varlık analizleri diye bir stüdyo dersi var. Burada genellikle özel sektörde, GEO'larda, kurumsal şirketlerde proje geliştirme, iş geliştirme departmanlarında çalışan yöneticiler jüriyesi olarak görev yapıyor. Biz zaten sektörün profesyonellerinden yararlanıyoruz. Ancak bir bölümü bölüm yapabilmek için en az 3 ya da 6 arasında doktor öğretim üyesi, doçent ve profesöre ihtiyaç var ki bu bölümün yükünü taşıyabilsinler. Çünkü sektör profesyonelleri belli bir seviyeye kadar getirebiliyor bizi ama bunu mutlaka akademik kadroyla güçlendirilmesi lazım. Ben de inanıyorum Türkiye'de iki önemli güç var. Bu iki önemli güçten yararlanmamız lazım. Bir, Türkiye'nin yurt dışındaki müteahhitlik gücü. Türkiye hakikaten dünyaya altyapı yatırımlarıyla, üst yapı yatırımlarıyla ün salmış devasa bir müteahhitlik gücüne ihtiyaç var. Havalimanı geliştirme, sanayi bölgeleri geliştirmede, altyapı yatırımlarında, kanalizasyonda, içme suyunda, içme suyu su kaynaklarını geliştirme projelerinde, kentsel dönüşüme yenilemede, ofis, otel yatırımlarında dünyada harikalar yapıyor. Rusya'da, Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da çok büyük Türk eserler var ve bu Türk müteahhitlerin bu gücüyle övünç duymamak elde değil. Elbette övünç duyuyoruz. Kendilerine de şükranlarımızı, minnettar olduğumuzu söylemek isteriz. Bir diğer alan lojistik. Türkiye karar ulaştırmasında hakikaten Asya-Avrupa arasında çok önemli bir güç. Deniz filosu da hızla güçleniyor. Dolayısıyla lojistikte de hakikaten iyi bir kadroya, nitelikli insana ihtiyaç var. Ama hem gayrimenkul gelişme sektöründe hem de lojistik yönetiminde önemli bir olay var. İnsanlar işi iş başında öğreniyorlar. Halbuki ise okulluk kadro sayısı çok az. İş başında öğrenilen de tabii birkaç yıl geçiriliyor. Ben önceki Bankalar Birliği Başkanımıza bir şey söyledim. Şimdi siz bir konut kredisi departmanında iktisat ya da işletmeden bir çocuğu aldınız veya matematik bölümünden birini aldınız, istihdam ettiniz. Buna 6 yıl, 7 yıl konut kredisi anlatıyorsunuz, müşteri analizini anlatıyorsunuz ya da kredilendirmedeki süreçleri anlatıyorsunuz. Sonra tam bu sizin işinize yarıyor. Halbuki biz okuldan bunları çok iyi bilen öğrenci mezun ediyoruz. Neden bunlar bankalarda konut kredileri, bireysel krediler, ticari kredilerde, proje finansmanında çalışmasınlar? Sağ olsun birçok banka düzenleme yaptı ve mezunlarımız bankaların bu departmanlarda artık iş ilanlarında yerini aldılar. Aynı şekilde aktüel bilimler bölümü de. Bankalarda sorumlu krediler, takipteki krediler departmanları var, risk analizi departmanları var. Bu departmanlarda istihdam ediliyor. Bu önemli bir avantaj. Ama aynı durum bu sefer lojistik yönetiminde de var. Lojistik sektöründe farklı alanlardan mezun olanlar, mühendisler, mimarlar, iktisatçılar, işletmeciler elbet olacak. Hukukçular olacak. Ancak bunun dışındaki alanlarda da eğitim almış insanlar lojistikte yönetim kademelerinde orta düzey yönetici olarak çalışıyor. İşi iş başında öğrenmişler. Bir de okullu olanlar var. Okullu olanlar bütün sektörlerde olduğu gibi yakında inşallah burada da sektöre hakim olurlar. Bizim sektör profesyonellerinden yararlanmak zaten uygulamalı bilimler üniversiteleri ya da fakültelerin temel felsefesi. Burada sadece akademisyenlerin ders vermesi değil. Teori ve uygulamayı birleştirebilmek için mutlaka bir dengenin de olması gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Stajlarla sağ çalışmalarıyla bunu değerlendiriyoruz. Mesela bu sene önemli bir şey yaptık. Geçen sene de bunu yapmıştık. Covid'den dolayı önceki dönemlerde biraz ara vermiştik. Kış okulları ve yaz okulları. Avrupa üniversitelerinde, farklı üniversitelerde kış okulları ve yaz okulları yapılıyor. Farklı üniversitelerin öğrencileri 15 gün, 30 günlük dönemlerle bir araya geliyor. Bu sene mesela bu gayrimenkul tesis yönetimi alanındaki kış okulu Ankara Üniversitesi'nde yapılıyor. 50 Avrupa Üniversitesi'nden öğrenci, 50 Türk öğrenci buluşuyor. Hem bir eşleşme oluyor, hem deneyim paylaşımı oluyor, hem de Türk öğrencilerle yabancı öğrencileri bir araya getirerek gelecek için de bir köprü kurmuş oluyoruz. Çünkü bu sektörler artık sadece Türkiye içinde değil, uluslararasılaştı. Artık bütün yabancı yatırımcıların, yerli yatırımcıların ilgilerini çeken alanlar. Dolayısıyla bu tipteki aktiviteleri de önemsiyoruz. Veya uluslararası öğrenci yarışmaları. Ankara Üniversitesi mutlaka Uygulamalı Bilimler Fakültesi her dönemde uluslararası öğrenci yarışmalarında var. Mesela geçen sene takımlarımızdan bir tanesi İtalya'da yapılan ve 56 üniversitenin yarıştığı uluslararası gayrimenkul yarışmasında birinci oldu. Bu önemli bizim için çünkü 15 gün, 30 gün ara dönemlerde öğrenciler yabancı üniversitelerde akranlarıyla bir araya geliyor. Proje, analiz, yaklaşım, sunum buralarda kendilerini geliştiriyor ve yakın gelecek için belki de lisansüstü eğitim için yepyeni bir yelpaze arıyor kendilerine.
Evet. Peki o zaman biraz yurt dışı eğitimini konuşalım. Yani Erasmus programı başta olmak üzere. Hangi öğrenci değişim programlarından yararlanma imkanları var ve hangi yıllarda yararlanabiliyorlar? Yani öğrenimin kaçıncı yılından itibaren öğrenci değişim programı devreye giriyor? Kaç kez yararlanabiliyorlar? Yani bir kez mi, birden çok kez yararlanabilme imkanları var mı? Bir de sadece Erasmus'a sınırlı mı? Bunun dışındaki programları da kullanabiliyor musunuz? Şu anda Covid'den sonra zaten Erasmus kapasitesinde ciddi azalma var. İki tane mühim problemimiz var. Birincisi şu, uygulamalı bilimler fakültesi öğrencilerinin çoğu yurt dışında bir dönem ya da bir yıl okumak istiyor. Biz de bunu teşvik ediyoruz. Ancak bir dil yeterliliği meselesi var. Avrupa'da Erasmus anlaşması yaptığımız 17 üniversitede C1 seviyesinde yabancı dille sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim bölümü seçen öğrencilere biz mutlaka ikinci sınıfa kadar C1 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını ispatlamalarını istiyoruz. Çünkü gittikleri üniversitelerde eğer dil yeterliliği yoksa derslere devam edemiyorlar ve okul otomatikmen bir dönem ya da bir yıl uzamış oluyor. Dolayısıyla dil bizim için önemli olaylardan bir tanesi. İkincisi tabii bir de öğrenci istekliliği meselesi. Bize gelen öğrenciler genellikle bir dönem ya da bir yıl yurt dışında okumayı istiyor ve biz de bunu teşvik ediyoruz. İşbirliği anlaşması yaptığımız, değişim anlaşması yaptığımız üniversitelerin sayısı da kapasitede neredeyse sınıfın yarısı ikinci ve üçüncü sınıflarda değişim programından yararlanabilir. Bir ve dörtte değişim programlarına pek fazla izin verilmiyor. Dahası iki ve üçte bunu çok daha istekli arzulu olarak yapıyoruz. Fakat ilginç bir olay var. İlginç olay şu. Ben geçenlerde Almanya'da, İngiltere'de ve bazı Avrupa üniversitelerinde öğrencilerle buluştum. Orada bir şey görüyorum. Çok sayıda yurt dışındaki Türk iş insanı ya da Türk çalışanların çocukları uygulamalı bilimler fakültesi ya da üniversitelerinin bölümlerinde. Bunları Türkiye'ye davet ettik. Birkaç yılında başarılı olduk. Türkiye'de bir yıl Erasmus yaptılar. Burada şunu gördük. Türk çocuklar ama Türkçeleri çok iyi değil. Dolayısıyla bizimle buluşmalarında fayda var. Yine aynı şekilde yabancılar. Bizim programlar Türkçe olduğu için yurt dışından gelen öğrenci sayısı daha az. Bizden giden öğrenci sayısı daha fazla. Covid'den dolayı bu kontenjanlar bir miktar kısıldı ama inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde bunlar biraz daha artacak. Bunun dışında bizim uygulamaya koymak istediğimiz iki tane ortak diploma programı var. Bunlardan bir tanesi Türk Cumhuriyeti ile ilgili olacak inşallah. Avrupa'da, İngiltere'de bir ortak diploma programı yaptık ama bu aktif hale gelmedi. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla belki de lisansüstü eğitimin birkaç yılını o üniversitede okuyup 2 yıl gibi ya da 1 yıl 3 yıl gibi ortak bir diploma programı da üzerinde çalıştığımız modellerden bir tanesi. Bir de başka bir şey var. O da şu staj hareketliliği. Mezun, üniversitede mezun olduktan sonra Erasmus'tan 1 yıl staj hareketliliği için şu anda başvurular var. Bu başvuruları destekliyoruz. Şu anda yurt dışında bir yıl mezuniyet sonrası staj yapan, aynı zamanda dil kursuna devam eden ve lisans üstü eğitime yurt dışına devam eden arkadaşlarımız var. Bu mezuniyet sonrası bir yıllık Erasmus ve staj hareketliliğini de iş deneyimi kazanma girişimlerinde destekliyoruz. Bu da desteklediklerimiz programlardan bazıları. Peki bu Türk Cumhuriyetleri ile ilgili olanı ben çok ilginç buldum. Çünkü bu tür programlar çok fazla yok. Hepsini kapsıyor mu? Yani Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan'ı kapsıyor mu bütün bu saydıklarımı? Yoksa belli ülkelerle mi yapıyorsunuz ve nasıl bir çerçeve içinde yapacaksınız bu oralardaki programı? Şu anda şunu söylemek gerekir ki Türk Cumhuriyetleri 1990'lı yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra özel mülkiyete geçiş ve piyasa ekonomisine geçiş konusunda bir girişimde bulunuyorlar. Her bir cumhuriyetin, her bir Türk cumhuriyetinin mülkiyet sistemi birbirinden farklı. Dolayısıyla gayrimenkul piyasalar birbirinden farklı. Biz bunu gayrimenkul gelişme yönetim bölümünde böyle bir çalışma yapıyoruz. Mesela bugün gün boyunca Azerbaycan'da iki üniversiteyle ortak bir program konusunda belli bir noktaya kadar geldik. Hatta anlaşma taslağı büyük çoğunlukla tamamlandı. Her iki taraftan belki kısa bir zaman diliminde onaya sunulacak. Burada istediğimiz şey belki 1-2 yıl Azerbaycan'da okumak ve sonra Türkiye'de tamamlamak gibi bir önerimiz olacak. Moldavya ve diğer Türk Cumhuriyeti Özbekistan'la da benzer bir görüşme devam ediyor. Eğitim dönemi başlamadan bunları inşallah sonuçlandırmış olacağız diye düşünüyorum. Bu özel bir program. Hedefimiz Türk Cumhuriyetlerindeki çocukları Türkiye'de eğitmek, en azından 2-3 yıl Türkiye'de eğitmek ve ülkelerine geri göndermek. Çünkü Türk Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir mülkiyet sistemi, şehircilik ve gayrimenkul piyasası problemi var, iskan problemi var, barınma problemi var. Bunu başarabiliriz ama bizim hizmet vermemiz gereken bir başka yer daha var. O da Afrika.
Afrika'da çok ciddi bir şehircilik, mülkiyet ve gayrimenkul problemi var. Dolayısıyla Afrika'da birçok insan eğer açlıktan, sefaletten Avrupa'ya geçmek için Akdeniz'i botla geçmeye çalışıyorsa buna bakmak lazım. Çok ciddi bir geçim sıkıntısı ve yaşam sıkıntısı var demektir. Dolayısıyla Afrika'daki gelişmeyi hızlandırabilmek için Afrika'da mezunlarımıza çok önemli bir iş potansiyeli var. Dolayısıyla biz Afrika'dan lisans ve lisansüstü programa başvuranlara özel olarak kontenjanın ayrılmasını talep ediyoruz. Lisansüstü eğitimde bunu başarıyoruz. Sırf bunun için lisansüstünde özel bir program açtık. Arazi yönetimi ve politikası diye. Kent ve da kırsal kesimde arazileri nasıl yönetmemiz gerekir? İmar, mülkiyet, yapılaşma düzeni, konut politikası, ticari gayrimenkul politikası, kırsal kesimde arazi kullanımı ve arazi toplaşması, kırsal kalkınma stratejilerini ele aldığımız ve bu programı İngilizce'de açtık ki Afrika'dan insanlar rahatça gelsinler ve Türkiye'de kısa sürede 24 ay içinde yüksek lisansı tamamlayıp ülkelerine geri dönsünler. Çünkü Afrika'da, Asya'da bizim için son derece önemli yerlerden bir tanesi. Türkiye burada, Ankara burada, Ankara Üniversitesi burada önemli bir çekim gücü oluşturabilir. Peki, süremiz bitti ama sadece şunu öğreneceğim. Bu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yürüttüğünüz program mütekabiliyete dayalı mı? Yani oradan bize öğrenci gelecek, bizden de oraya gidecek mi yoksa tek yönlü mü süreç? Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız şey Türk Cumhuriyetlerinden olan öğrencileri eğitmek. Elbette bizdeki mezunlar oraya gidebilirler. Buna engel bir hal yok. Nitekim şu anda bizim bölümlerimizden her ikisinden de mezun olup Azerbaycan'da ve Türk Cumhuriyetlerinde çalışan mezunlarımız var. Ama hedef o ülkelerin özellikle gayrimenkul gelişme alanında, gayrimenkul yatırımları ve finans alanında, arazi piyasaları alanında ihtiyacı olan uzmanları Türkiye'de yetiştirebilmek. Bizim şu anda hedeflediğimiz kısa dönemde bu ama program uzun dönemde genişleyebilir. Biz şu anda kısa dönemde bunu yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah. Peki hocam, başarılar diliyoruz. Ankara Çok Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş'le konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara. Evet, şimdi hava durumunu konuşacağız. Çünkü hava durumunda gerçekten önümüzdeki günlerde herkesi çok tedirgin edecek gelişmeler olacak. Giderek artıyor ve en sıcak günleri yaşayacağız. Yarın, yarından sonra özellikle. Zaten içinde bulunduğumuz dönem gerçek anlamda tüm dünya ortalaması için söylüyoruz ve tüm zamanlar itibariyle söylüyoruz. Belki de son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyoruz. En sıcak Haziran'ı yaşadık, en sıcak Temmuz'u yaşıyoruz. Muhtemelen en sıcak Ağustos'u da yaşama durumu olabilir. Son 100 yıllık değerlerden bahsediyoruz bu arada. Bunları konuşmak üzere hava tahmini uzmanı Kerem Ökten şu anda Skype hattımızda. Kerem Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bize ne var ne yok diye şöyle bir raporlarınıza bakarak önümüzdeki döneme ilişkin projekte ederseniz, önümüzdeki bir hafta, 10 gün, 15 güne ilişkin hava durumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Evet. Yarın bir rekor denemesi yapacağız. Biliyorsunuz yaz mevsimi uzun zamandır sıcak geçiyor. Ama yarınki sıcaklar farklı. Şu anda yola çıktı. Afrika'dan geliyor. Libya, Tunus civarından geliyor. Balkanlara yayıldı ve oradan bize doğru gelmekte. Yarın İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklık rekorunun kırılma ihtimali var. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı bu aşırı sıcaklara karşı. Bir günlük bir dönem bu. Bir daha böyle aşırı sıcaklar uzun vadede beklenmiyor kesinlikle. Yarın İstanbul'da yer yer 42 dereceler görülecek. Bazı ilçelerde mesela Sancaktepe, Sultanbeyli gibi yerlerde
ve Avrupa yakasının iç kesimlerinde çok daha sıcak olacak havalar. Haritada görüldüğü üzere pembe renkli yerlerin hepsi 40 derecenin üzerinde bekleniyor. Yunanistan'da da aynı durum söz konusu. Bu durum tabii buharlaşmayı da artırıyor. Barajlarımızda da su kaybı var. Su tasarrufuna da dikkat etmek lazım. Bu sıcakların yarın gece sabaha karşı, yani perşembe sabahına kadar etkili olması bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. 17 derece birden düşüş bekleniyor İstanbul'da. Dolayısıyla bu bir günlük, yani yarınki sıcaklara karşı tedbirli olalım, dikkatli olalım. Daha sonradan perşembe, cuma ve cumartesi rahat edeceğiz. Evet, peki en fazla riskin olduğu bölgeleri şöyle tek tek saymanızı rica ediyorum bölgesel olarak ve riskin giderek az olduğu, nispeten daha az olduğu bölgeleri işaret etmenizi rica ediyorum ayrıca. Risk en az tabii ki Karadeniz bölgesindedir. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz genelde serin geçer bu aylarda. İç Anadolu'nun doğusu da biraz daha rahat. Fakat diğer yerler sıcağı yaşıyor. Güneydoğu zaten sürekli sıcak. Doğu Anadolu da öyle. Bu mevsim öyledir orada. Fakat oralarda nem yok. Yani Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da nem olmadığı için insanlar sıcağa karşı daha çok dayanabiliyor. Fakat İstanbul gibi yerler, İzmir gibi yerler çok nem barındırıyor. Bundan dolayı da terleme çok oluyor, su kaybı çok oluyor, tuz kaybı çok oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. 11-16 arasında mümkün mertebe dışarı çıkmamaya çalışalım. Yaşlılar değil bir tek, gençler için de söylüyorum. Yarın bir günün aktivitelere bir ara verelim. Bu mümkün. Açık renkli kıyafetler giyelim, güneş gözlüğümüzü takalım eğer çıkmak mecburiyetindeysek. Güneş kremi kullanalım, şapkamızı takalım. Siyah renk güneş çeker, mutlaka açık renkli olması lazım. Arabalarımızda çakmak, parfüm, deodorant ve gazlı içecek bulundurmamamız lazım. Gazlı içecekler de patlayabiliyor. Bu patlamalar arabalara ciddi bir şekilde zarar verebiliyor. Kimsenmemesi lazım, özellikle çakmak da çok patladığı görülüyor. Çok şahit oldu. Özellikle Amerika'da da bunu görüyoruz son zamanlarda. Bu gece mümkün mertebe son bir kontrolü yapalım. Yarın gerçekten çok sıcak. İstanbul'un sıcaklık rekoru 13 Temmuz 2000'de 40.6 dereceydi. Yarın 42 derece görülecek ilçeler var. Önceden rekorlar bazen Flory olarak baz alınıyordu. Her zaman değil ama şimdi ben Meteoroloji Genel Müdürlüğü'yle de direkt görüştüm. Kendileri herhangi bir ilçede sıcaklık rekoru kırılırsa o rekor olarak kabul edilebilir, kabul edilir dendi. Dolayısıyla eğer herhangi bir ilçe kabul edilirse rekor kesin tutulacaktır zaten, hiç şüphem yok. Ama Florya baz alınırsa, Florya o kadar sıcak bir ilçe değil diğer ilçelere göre. Florya'da 40 derece yaklaşık 39.7 o civarı gelebilir. Florya baz alınırsa belki rekor kırılamayabilir. Ama diğer ilçeler baz alınırsa, dahil edilirse rekor kesin kırılacaktır. Bu şekilde. Peki. Son soru olarak dünyada nasıl bir tablo var? Akdeniz için özellikle soruyorum. Tabii bütün Avrupa için. Şimdi Amerika'da da aşırı sıcaklar görülüyor. Orada da sıkıntılar var. Güney Avrupa çok sıkıntı yaşadı. İspanya, İtalya. İtalya'da kaç defa kırmızı alarm verildi bugüne kadar. Yunanistan'da bu sıkıntıları yaşıyor. Orman yangını var. Uçakla düştü. 2 tane pilot öldü maalesef. Bu acı olaylar. Biraz da El Niño ile alakalı bir şey bu. El Niño. 3 senedir biz La Niña'daydık. El Niño'ya geçiş yaptık. El Niño yarama sülük demek. Pasifik Okyanusu'nda, Büyük Okyanusu'ndaki sıcak su buna sebep oluyor. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklar buna sebep oluyor. Bu tabii dünyayı ısıtıyor. Bütün dünyayı ısıtıyor. Bizi de ısıttı maalesef. Bakalım bu El Niño Ağustos ayında bu kadar etkili olmayacak gibi. Biraz Atlantik sıcakları Libya sıcakları Atlantik'e kaçacak, öyle gözüküyor. Ama yine sıcakları yaşamaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkürler. Böylece son seansın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi reklamdan sonra kapatıyoruz.